Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa önerisine tepki gösterdi. Yeneroğlu, sanki mevcut anayasa ona ülkeyi hukuk devleti kurallarına göre yönetmeyi yasaklıyor ifadelerini kullandı. Öte yandan AKP Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu da yeni anayasa için referandum sinyali verdi var olan anayasayı yok sayan cumhurbaşkanı yeni anayasa yapıp onu ciddiye alacakmış. Bunu da ciddi ciddi her gün milletimize anlatıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa önerisine böyle sert tepki gösterdi. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu mecliste kameralar karşısına geçti. AKP hükümetinin 14 Mayıs seçimlerinden sonraki ilk 100 gününü değerlendirdi. Ülkenin anayasal düzeninin gerektirdiği biçimde yönetilmediğini savundu. Sorun şu ki bugün ülke anayasal düzenin gerektirdiği biçimde yönetilmiyor. Bu sebeple bırakın anayasal devleti artık anayasalı bir devletin veyahut da ondan da vazgeçtik kanun devletinin varlığını iddia edebilecek durumda bile değiliz. Sanki mevcut anayasa ona ülkeyi hukuk devleti kurallarına göre yönetmeyi yasaklıyor. Türkiye'nin mevcut durumda kuvvetler ayrılığının geçerliliğinden bahsetmemiz Allah aşkına mümkün mü? Yeneroğlu yüksek standartlı demokrasi getireceğini söyleyen Erdoğan'ın yürütmenin de, yasamanın da, yargının da fiilen başı olduğunu ileri sürdü. Yürütmenin başı kendisi, Yasamanın da fiilen başı kendisi, yargının da fiilen başı bizzat kendisidir. Üç erki şahsında birleştiriyor. Uygulamalar çok açık, ortada. Bir de üzerine yüksek standartlı demokrasi getirecekmiş. Gerçekten insan çok merak ediyor. Şenleşor ailesinin adalet nöbetinin engellenmesini de eleştirdi Yeneroğlu. AKP iktidarının merhametten, vicdandan bile uzak olduğunu söyledi yaşadıkları korkunç bir katliam sonrası adalet nöbetini Urfa'dan Ankara'ya taşıyan Şen Yaşar ailesi yetkililerle görüşme amacıyla gittikleri Adalet Bakanlığı'nın binasına dahi alınmadı. Polisler tarafından engellendi. Ya bir milletvekilinin annesi. Ne zararı var ya? Hepimizin annesi yaşında bir kadın. Acısı büyük. Bu acısını dindirmek için az buçuk merhamet. Adaletinizi geçtim de az buçuk merhamet, az buçuk vicdan. Ne zaman kaybettiniz bunları ya? Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği yeni anayasa çağrısını AKP Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu da Manisa'da yineledi. 28. dönemde yeni tamamen sivil bir anayasayı huzurunuza getirmeyi hedefliyoruz. Milletimizin refahını yükseltecek, hukukun üstünlüğünü, çoğulculuğu, adaleti, hakkaniyeti tahkim edecek bütün şartları zorlayacaklarını belirtti. Referandum sinyali verdi. O özgürlükleri garanti altına alacak. Gençlerimizin geleceklerine umutla bakmalarını sağlayacak. Özetle Türkiye yüzyılına yakışacak şekilde hazırlanarak sivil anayasa milletimize kazandırma gayreti içinde olacağız. Bütün şartları zorlayacağız. Konsensus kurmaya çalışacağız. Ama baktık olmuyor o zaman halk iradesine müracaat edeceğiz.